Her yıl Muğla Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından düzenlenen geleneksel kaynaşma gecesi Marmaris'te gerçekleşti. Marmaris Kaymakamı Ali Galip Saral, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacı Caferoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Top, Muğla İli Hakem Kurulu Başkanı Ceyhun Güngör ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Kocabıyık'ın da katıldığı yemekte Marmaris'li iş adamı Doğan Tugay ve AK Parti İlçe Başkanı Kadem Mete de vardı. Dayanışma ruhuyla hareket eden tek yürek, tek bilek olarak futbolcusuyla, yöneticisiyle, teknik sorumlularıyla ve tabii ki hakem ve gözlemci hocalarımızla Türk futbolunun bir parçası oldukları bilincini uyandırmayı derneğimiz olarak görev atfettik. Gece hakemler gecesi olunca konu elbette ki futboldu. Marmaris Kaymakamı Ali Galip Saral, son yıllarda futbolun dünyanın en önemli sporu haline geldiğini belirterek, Muğla'nın ilerleyen yıllarda futbolda da önemli bir rol oynayacağına inandığını kaydetti. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık endüstriyel bir sektör haline gelmiştir. Dolayısıyla çağdaş dünya futboluna ayak uydurmak, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünü kendisine prensip olarak benimseyen ve kendini sürekli yenileyen genç sporcularla mümkün olacak. Gecede söz alan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacı Caferoğlu, futbol sezonu boyunca emek veren hakemlere teşekkür ederek sezon sonunda verdikleri bu emeklerin karşılığını almalarını diliyorum diye konuştu. Çok değerli hakemlerimize adalet dağıttıkları için de çok önemli bir misyon üstlenmiş durumdalar. Onlara da başarılar diliyorum umarım. Öte yandan ikincisi yapılan kaynaşma gecesini düzenleyen Muğla Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ali Zağlı da kısa bir konuşma yaparak hakemliğin dünyanın en zor işi olduğunu, çünkü hakemlerin saniyeler içerisinde karar vermek durumunda kaldığını kaydetti. Ayrıca Zağlı, Muğla Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin tek sorunun hakemlere eğitim verecek bir dernek binası eksikliği olduğunu da dile getirdi. Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Kurulu'na, Hakem Derneği Genel Merkezimize, çok kıymetli gözlemci hocalarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gecede ayrıca Muğla Spor Camiası'nın önemli isimlerine de futbola sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür plaketleri sunuldu.